Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel çapraz yandan bağlamalı bir hırka çalışması yapacağız. Bu hırkamızı ben 0-3 aya uygun ördüm. Ama siz eğer ki 0-6 ay 1 yaşa kadar örmek isterseniz aynı ölçülerle başlayacaksınız arkadaşlar. Bir sıra fazla ördüğünüzde 6 aylık oluyor. 2 sıra fazla ördüğünüzde de 1 yaş için uygun oluyor bu hırkanın başlama ölçüleri. Daha büyük yaşlar için örmek istediğinizde de açıklama kısmına her yaş için ölçü verdiğim linki tıklamanız yeterli. Açıklama kısmına göz atarak her yaş için örebilirsiniz. Oradaki mavi linki tıklayarak her yaş için örebilirsiniz bu tatlı çalışmamı. Dilerseniz şöyle bir boydan da ölçü vereyim. Santimetre cinsinden 27 santimetre bir boydan örmüşüm. Enden 27, 28, 29 santimetre örmüşüm. Kolda yaklaşık 25-26 santimetre. Kol altından da 14-15 santimetre örmüşüm. Ama ben kalın ip kalıntı kullanarak yaptım bu örgümü. Yani tam ölçüye ulaşabilmek için benim ipim ve tığımla örmeniz gerekiyor. Spagetti yarından aldığım slim koton plastikleriyle ördüm arkadaşlar bu çalışmamı ben. Çok tatlı iplere sahip spagetti yarn slim koton plastikleri. Gerçekten çok memnunum. Her rengi, her deseni rahatlıkla uygulayabileceğiniz renk skalasına sahip 3,5 milimetrelik bir tığ ile ördüm. 3,5 milimetrelik bir tığ ile çalışmamı ördüm. Şöyle yakınlaştırayım. Evet, 3,5 milimetrelik tığ benim bu hırkamı örmemi sağladı. Daha ince tığınız varsa daha fazla zincir çekmeniz gerekecek. Matematiğini öğrendiğinizde her bölümden aynı ön bölümlerden arttırmayı yapmayacaksınız. 2 bölüm sadece ön bölümlerden. Kol ipiniz ve tığınız ince ise diye söylüyorum arkadaşlar. Arka bölüm, kol bölümleri için ne kadar arttırıyorsanız ön bölümler için hiç arttırmayacaksınız. Ön bölümler aynı kalacak. Diğer bölümlerden istediğiniz kadar trabzan arttırabilirsiniz. Ama benim ipim ve benim tığımla istediğiniz yaşı örmek isterseniz de açıklama kısmındaki linki tıklayabilirsiniz arkadaşlar. İlk 10 dakikanın şemasını izlediğinizde her yaş için her ip ve her tığ ile örebileceksiniz. Çünkü çok basit bir matematiği var. Ayrıntılı olarak anlatıyorum zaten nasıl arttıracağınızı. İlk 10-15 dakikayı krem iple ördüm. Farklı bir versiyonunu örmüştüm bu hırkamın. Orijinali mordur. Ama kremle başladım. Şaşırtmasın sizi. Sonradan mora orijinaline geçeceğiz. Çok fazla ördüm bu hırkadan. Kremle çekim yapmıştım. Roba kısmını kremle çekim yapmıştım. O yüzden şaşırmayın kremi görünce, krem rengini görünce. Spagetti yarnından slim koton plastiklerini almak isterseniz takipçilerime özel indirimlerden faydalanabilirsiniz. 500 TL'lik alışverişlerinizden 60 TL indirim kazanmak için bir sepet indirim kodunu kullanmanız yeterli arkadaşlar. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Dediğim gibi ilk 10-15 dakikada krem ip ile ördüm. İlk roba kısmını sonradan mor ipe geçtim. O farklı bir hırkaydı. Aynı hırkanın farklı rengiydi. Çekimi onunla yapmıştım. Şaşırmayın. Tekrarlamak istedim. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ördüklerinizi bir sepet yumak kroketin tasarımıdır diye etiketlemeyi unutmayın. Hikayelerinizde ya da gönderilerinizde paylaştığınızda görmek isterim. Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Gerçekten düşüncelerinizi gördüğümde mutlu oluyorum. 1000 beğeniye beraber ulaşalım. Beğen butonuna bastıysak şimdi çalışmamıza geçebiliriz. Hazırsak başlayabiliriz. Kalemim kağıdım yanında. Hepsini not alarak ilerleyeceğim. İpimi açayım. Şöyle. İstediğimiz ip ile örebiliriz. Şimdi öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Şöyle bir daire oluşturabilirsiniz. Bir daire tığ içeriye sokup tığla beraber ipi tek seferde alıp bir bağlama zinciri yapabilirsiniz. Burası başlama zinciri ama bunu saymayacağız. 1
2. Şöyle bir bakayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde zincir çekiyoruz arkadaşlar. 41 tane zincir çekip buluşalım. 41 tane zincir çektim. Şimdi artı 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3. 41. zincire batacağım. Battım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 3 zincir, bir tane trabzandı. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başına ipi doluyorum ve aynı zincirin içine, 41. zincirin içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şunu göstermek istiyorum. Ben 2 trabzan ön bölüm için yaptım. 1, 2. Şimdi kol bölüm için yapacağım. Bir tane trabzanı yaptım zaten. Yanına geçiyorum. Yanındaki zincire ikinci ikili trabzanım. Yanındaki zincir üçüncü ikili trabzanım. Yanındaki zincir 4. Yanındaki 5. Yanındaki 6. 7. Tek tek yapıyorum. 8. 9. 10. 10 tane ikili trabzan yaptım. Her zincirin içine 10 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi arka bölüme geçiyorum. 1, 2 zincir çektim. 10. trabzanın olduğu zincire batıyorum. İlk trabzanımı yapıyorum. Ve yanındakilere geçiyorum şimdi. 2, 3. Bu şekilde 22 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet arkadaşlar, 22 tane ikili trabzan yaptım arka bölüm için. Şimdi 1, 2 zincir çektim. 2 tane. Ve 22. trabzanı yaptığım zincirin içine ilk trabzanımı yapıyorum. Kol bölümünü yapacağız şimdi. Şimdi buraya tek tek devam ediyorum. 2, 3. Bu şekilde 10 tane kol bölümü için ikili trabzan yapıyorum. Evet, 10 tane diğer kol için yaptık. Şimdi 2 tane ön bölüm için yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Yine 2 zincir, 1, 2 zincir. 10. trabzanı yaptığım zincirin içine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen yanındaki zincirin içine son ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, ben başlama, şu ipi saklayacağız zaten. Başlama sayılarını belirttim. Şöyle net görünsün.
Ne yaptım? 41 zincir çektim. 3 zincir çekip 41.ye battım. Ön bölüm 2, kol 10, 22 arka, 10 kol, 2 ön şeklinde ördüm. Bu köşelerde de 2 tane zincir çektim. Beraber yaptık bunları. Kalemimi, kağıdımı kaldırabilirim. Bundan sonrası elimi takip edeceksiniz arkadaşlar. Beraber öreceğiz. Şöyle netleştireyim. Şimdi ön bölümlerden arttırma yapmamız lazım. Bu V yaka hırka. Ön bölümlerden arttırma yapmamız lazım. Ta ki birleşene kadar. Birleşme olduktan sonra istediğimiz gibi devam edeceğiz. Birazdan anlatacağım. Her seferinde bitirdiğimde bir sonraki sıraya geçeceğim zaman bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Döndürdüm. Tığımın başına ipi doluyorum. Buradaki ilk trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir tane ilk trabzan yapıyorum. Bu V yaka olduğu için ön bölüme bu zincirin, bu trabzanın, ilk trabzanın tepesine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere. Yani bir trabzanın üzerinde iki tane trabzan oluyor. Şimdi devam ediyorum. Yanındaki trabzana bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi geldim arttırma yerine. Bir tane trabzan ön bölüm için arttırıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bir tane trabzan kol bölümü için arttırıyorum. Şimdi buradaki bütün trabzan tepelerine tek tek batarak kol bölümünü öreceğim. Beraber yapalım burayı. Trabzan tepelerine batıyorum. Ta ki arttırma yerlerine kadar tek yaptığım şey her trabzan tepesine bir tane ikili trabzan yapmak arkadaşlar. Tepe noktası battım. Evet. Kol bölümünü ördüm. Şimdi geldim arttırma yerine. Arttırma yerine bir tane ikili trabzan kol bölümü için yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bu hep böyle olacak robada. Bir tane ikili trabzan arka bölüm için yapıyorum. Şimdi arka bölümün bütün ikili trabzanlarını yapalım. Arka bölümün bütün ikili trabzanlarını yapalım. Arttırma yerinde buluşalım. Evet, arka bölümün bütün trabzanlarını yaptım. Şimdi yine arttırma yerine geldim. Arttırma yeri için bir tane arka bölüm için yapıyorum. İki zincir, bir tane kol bölümü için yapıyorum. Kol bölümünün bütün ikili trabzanlarını örelim. Kol bölümünü örelim, buluşalım. Evet, kol bölümünün de bütün ikili trabzanlarını yaptım. Şimdi bir tane ikili trabzan. Kol bölümü için iki zincir. Bir tane ikili trabzan da ön bölüm için. Şimdi arkadaşlar burada da bir, iki tane ikili trabzan var. Önce ilk trabzanı bir tane ikili trabzanımı yapayım. O çıksın aradan. Son trabzan, şu son trabzana kaç tane yapmam gerekiyor? İki tane yapmam gerekiyor. Beraber yapalım. Tepe noktasına batıyorum. Birinci ikili trabzanım. Yine aynı yere. İkinci ikili trabzanım. İkinci sırayı bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Buradaki ilk trabzana ne yapıyordum? İki tane. İlk trabzana iki tane ikili trabzan yapıyorum. Beraber yapalım. Batıyorum. Bir. Tekrar aynı yere. İki tane ikili trabzan yaptım.
Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Her trabzan tepesine bir tane kil trabzan yaparak ilerliyorum. Tek yaptığım bu. Şimdi geldim arttırma yerine. Bu sefer burada bir yapıyorduk ya. Burada birdi. Şimdi burada iki tane kil trabzan yapacağım. Bir, iki. İki trabzan yaptım. İki zincir. Tekrar aynı yere kol bölümü için. Bir, iki. Kol bölümünün bütün trabzanlarını örelim. Kol bölümünü örelim. Arttırma yerinde buluşalım. Evet, kol bölümünün bütün ikili trabzanlarını yaptım. Şimdi arttırma yerine iki trabzan kol bölümü için yapıyorum. İki zincir çekiyorum. İki trabzan arka bölüm için yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, arka bölümü örelim. Şuradaki arttırmayı da göstereyim. Arka bölümü örelim. Şurada buluşalım. Bu bölümün bütün trabzanlarını yapalım. Burada buluşalım. Evet arkadaşlar, arka bölümü ördüm. Şimdi iki tane ikili trabzan. Şunu güzel yapamadım. İki tane ikili trabzan. İki zincir. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Arttırma yerine. Şimdi arkadaşlar, kolu örelim. Şu son arttırma yerinde buluşalım. Kolu da ördük. Şimdi son arttırmaya geldik. Yine göstermek istiyorum. İki tane ikili trabzan kol bölümü için yaptım. İki zincir. İki tane ikili trabzan da ön bölüm için yaptım. Şimdi arkadaşlar, sona kadar, bu son trabzana kadar bütün trabzanları tek tek yapalım. Hiç saymayın arkadaşlar. Kendinden gidiyor zaten. Son trabzana kadar ikili trabzanları yapalım. Geldim son trabzana. Bu biraz kalındır. Daha tok dursun diye. Kafanız karışmasın. Bu kalındır. O yüzden tepe noktasına batıyorum. Sondaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Birinci ikili trabzanım yine aynı yere. İkinci ikili trabzanım. Burada da arttırmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Ne yapıyorduk? Buradaki ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyordum. Yine aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyordum. Şimdi arkadaşlar, dördüncü sıraya geldik. Bir yandan ipimi açtım. Bütün trabzanlara tek tek batarak ilerliyorum. Tek tek batıyorum. Bugün Ankara'da hava biraz kapalı, ışık biraz az gibi ama açıklamalı anlattığım için net anladığınıza eminim. Arttırma yerine şimdi bir tane ikili trabzan yapacağım. İki zincir çekeceğim. Bir tane daha ikili trabzan yapacağım kol bölümü için. Şimdi arkadaşlar, şöyle her sırada değişiyor arttırma. Şöyle değişiyor. 1, 2. Şöyle göstereyim. 1, 2. 1, 2 şeklinde ilerleyeceğiz. Bu arttırma sırasını her yere 1 yapıyoruz. Ondan sonrasını 2 yapıyoruz. Yani arttırma bölgelerinde 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan şeklinde bir sırayı ördüysek, bir sonraki sırayı 2 trabzan, 2 zincir şeklinde yapıyoruz. Bakalım kaç tane sıra yapacağız. Evet arkadaşlar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örmüşüm. Benim yaş aralığıma göre 8 sıra yeterli oldu. Her yaş için ölçü verdiğim videoda roba kısmını, burası roba oluyor arkadaşlar. Roba kısmını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle üst üste koyduğumda
ve yakanın birleşmesine az kaldı. Arttırmalara devam edeceğiz zaten. Çaprazlama ve yaka ne yapacak? Büyüyecek. Ama şimdi kolları ayarlayalım. Yine aynı şekilde ön bölümden arttırmamı yapacağım. Kol bölümünü artık oluşturacağız. Bir zincir çekiyordum ve ön bölüm için bir aynı yere ikinci ikili trabzanımı yapıp şu kol bölümüne kadar örelim. Evet, şimdi kolu ayıracağız arkadaşlar. Arttırma yerine son kez bir iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Bir iki. İki zincir çektim. Katlıyorum ve katladım ve buradaki arttırma kısmına bir iki trabzan yapıyorum. Birinci kolumuz oluştu. Buradaki bütün trabzanları örelim. Bütün trabzanları tek tek örelim. Buradaki arttırma kısmında buluşalım. Arka bölümü ördük. Şimdi kol ayrımından burada ipimi ekledim. Buradaki arttırma kısmına bir iki trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum ve aynı yere bir iki trabzan yapıyorum. Yanlış yaptım arkadaşlar. Kafam buraya gitti. Pardon. Buraya iki trabzan yaptık. Bir, iki zincir çekiyorum. Buradaki işlemin aynısı. Burayı katlamayı unuttum. Düz sıra örmeye başladım. Katlıyorum. Ve buraya iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Ön bölümü örelim. Sonra da arttırma yapacağız zaten. Sondaki trabzana ne yapıyorduk? İki tane ikili trabzan yapıyorduk. Bir, iki. Arttırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle arttırma yerlerini üst üste getireyim. Şimdi arttırmaya devam edip çaprazlama, ön arttırmalara devam ediyoruz arkadaşlar. Çaprazlama ne yapacağız? Öreceğiz. Zaten birazdan buluşacağız. Kaç sıra ördüğümüzü göstereceğim. Bir zincir çekiyorum. Buradaki ilk trabzan tepesine iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şu ön bölümün bütün trabzanlarını yapalım. Şuradaki iki zincire ne yaptığımı göstereceğim. Burada buluşalım. Burada. Son trabzanda buluşalım. Evet, burada bir iki tane zincir var. Zincirin içine birinci ikili trabzanım, ikinciye ikinci ikili trabzanım. Yani zincirlerin içine bir iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir iki. Eğer büyük yaşlar için ördüyseniz arkadaşlar, 4 tane zincir çektiyseniz 4 tane trabzan yapacaksınız. 5 tane zincir çektiyseniz 5 tane. Bu şekilde arka bölümü de örelim. Bu iki zincirin içine 2 trabzan da yapalım. Gelelim, arttırmalarımızı yapa yapa ilerleyelim. Bakalım kaç sıra arttırma yapacağız arkadaşlar aşağıya doğru. Sistemi anladık. Evet arkadaşlar, ben istediğim ölçüye ulaştım. Siz istediğiniz kadar önlerden arttırım yaparak, birer tane arttırım yaparak büyütebilirsiniz bu modeli. İstediğiniz yaşa göre büyütebilirsiniz. Tek yapmanız gereken önlerden arttırım yapıp her trabzanın tepesine batmak. Şimdi arkadaşlar, ben kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra örmüşüm. Şimdi sık iğne çalışması yapacağız arkadaşlar. Sık iğnemizi nasıl yapacağız? Artık arttırım yapmak ya da herhangi bir şekilde trabzan sırası örmek yok. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir. Her trabzanın tepesine
Buradaki trabzan boşuna değil, yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Her trabzan tepesine batarak sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sona kadar yapacağım. Şöyle bakayım net görünüyor mu? Evet. Tığımla batıyorum, ipi alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Tığımla batıyorum, ipi alıyorum, sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, bütün trabzan tepelerine tek tek batalım. Hepsine tek tek batalım. Şu sonda buluşalım. Yaptığımız tek şey sık iğne yapmak. Batıyorum, tek seferde ipi alıyorum. Batıyorum, ipi alıyorum. Batıyorum, ipi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Evet, bu şekilde yapalım. Sonda buluşalım. Evet arkadaşlar, sık iğnelerimizi yaptık. Burada ben ip ekledim. Şimdi buraya bir tane düğme iliği yapacağız. Beraber bir düğme iliği yapacağız. Sonrasında buradaki bütün trabzan boşlukları ve birleşme noktalarına tek tek sık iğneler yapacağız ve gövde kısmımızı bitireceğiz. Şimdi şöyle döndürüyorum arkadaşlar. Döndürdüm. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sık iğnenin içine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Güzel batayım. Evet. Şimdi buradaki trabzan boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi düğme iliğimi açabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şöyle yaptığımda benim için yeterli olan bir düğme iliği oldu. Buradaki 15 tane zincirimi çektim. Yanlış hatırlamıyorsam 15 çektim. Şu an not almadım ilerlerken. Burada yaptığım sık iğne aynı doğrultuda zincirleri çektiğim sık iğnenin içine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Burada düğme iliğimi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Buradaki birleşme noktasına batıyorum. Yanındaki birleşme noktasına batıyorum, sık iğne yapıyorum. Trabzan boşluğu, birleşme noktası, tek tek trabzan boşluğu, birleşme noktası, tek tek bütün buradaki trabzan boşluğu birleşme noktalarına birer tane sık iğne yapıyorum. Yani ne yapmış oluyorum? İkili trabzanlara iki tane sık iğne yapmış oluyorum. Şimdi trabzan boşluğu, birleşme noktası, trabzan boşluğu, ipimi de ayarlayayım ve birleşme noktası, trabzan boşluğu, birleşme noktası, trabzan boşluğu, birleşme noktası. Bu şekilde arkadaşlar sık iğne yapıyorum. İpimi de ayarlayayım. Biraz uzaktan geliyor. Devam edelim. Birleşme noktası, trabzan boşluğu, birleşme noktası, trabzan boşluğu. Bu şekilde arkadaşlar sona kadar yapalım. Bu benim düğme iliğim. Tek tek hepsine tek tek batarak yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki trabzan tepelerine tek tek sık iğnelerimi yapıyorum. Sonra dönüyorum. Buradaki birleşme noktaları, trabzan boşluğu, birleşme noktaları yaparak sona kadar geliyorum. Şu sonda son
noktaya, son sık iğneye batıyorum ve burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Yapacağımız işlem çok basit. Bir tane trabzan boşluğuna, bir tane birleşme noktasına, bir tane trabzan boşluğuna, bir tane birleşme noktasına. Bu şekilde arkadaşlar devam edelim. Hepsine tek 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 sık iğneler yapalım. Şu sonda buluşalım. Evet, sona kadar yaptım. Şu sondaki sık iğneyi atlamayalım. Oraya da batalım. Son sık iğnemizi yapalım. Bir zincir çekelim. İpimizi keselim. İğne ile beraber, yün iğnesi ile beraber bu ipimizi buraya dikip saklayabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle katladığımda buraya bir düğme dikeceğim ve buraya da bir çıt çıt dikeceğim. Tam buranın çıt çıtını buraya dikip buraya da bir tane düğme diktiğimde burası bitecek. Beraber yapacağız arkadaşlar. Göstereceğim nasıl olduğunu. Şimdi kol öreceğiz arkadaşlar. Burada kolumuzu açıyoruz. Bir ters, bir düz gideceğiz. Burada tersteyim. Şimdi düzle başlamam lazım. Düz ütülü olan kısım, ters ütüsüz olan kısım gibi görünen. Şimdi burası ters olduğu için düzle başlıyorum. Bu taraftan başlıyorum arkadaşlar. Bu taraftan başlıyorum. Eğer düz başlasaydım bu taraftan başlayacaktım. Şimdi daha doğrusu düz başlıyorum. Ters başlasaydım bu taraftan, düz başlasaydım bu taraftan. Şimdi ördüğümde göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle net görünüyor mu bir bakayım. Tamam. Hani burada iki tane zincir çekmiştik ya. Burada herhangi birine batıyorum o zincirlerin. Trabzan yapmışız üstüne hani kolu ayırırken. Hatırladınız mı? İki tane zincir çekmiştik, iki trabzan yapmıştık. Şimdi birincisine batayım, bana doğru olan birincisine ipimi alayım. Bir tane zincir çekeyim. Bir, iki tane zincir çekiyorum üzerine ve ikinci zincirin içine batıyorum ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu ipi keseceğim sonra. Burada trabzan boşluğu var. Bakın burada bir trabzan boşluğu var. Yatay trabzan boşluğu. Bu trabzan boşluğuna batıyorum. Bir tane kil trabzan yapıyorum. Hemen devam ediyorum. Burada kol trabzanlarına geldim. Bakın kol trabzanlarına. Tek tek kol trabzanlarına ne yapıyorum? Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde kol trabzanların tepe noktalarına her zaman yaptığım gibi bir tane ikili trabzan yapıyorum. Beraber ilerleyelim. Sona kadar beraber yapalım. Her iki kola da aynısını yapıyoruz. Koltuk altından o iki zincirin üzerine iki tane trabzan yapıyoruz. Trabzan boşluğuna bir tane trabzan yapıp geçiyoruz. Kol için olan trabzan tepelerine birer tane kil trabzan yapmaya. Buraları hızlı yapıyorum çünkü zaten trabzan yapmayı öğrendik. Hızlı hızlı yapabiliriz. İkili trabzan yaparak harika çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımda çok fazla ikili trabzanlı kolay çalışmalarım var. Videolar bölümünden hepsine göz atabilirsiniz. Videolar bölümüne girmeniz yeterli. Evet, koldaki bütün trabzanları yaptım koldaki. Şimdi arkadaşlar, burada yine bir trabzan boşluğu var. Bakın burası birleştirme noktamdı benim. Kolla gövdeyi ayırdığım trabzan sırası bu. Yatay olarak bir trabzan boşluğu var burada.
trabzan boşluğuna batıyorum. Bir tane kil trabzanımı yapıyorum. Burada ilk yaptığım trabzan, hani zinciri bağlayıp iki tane zincir çektim ya, o benim ilk trabzanım. Tepe noktasına batıyorum, ipi alıyorum ve tek seferde birleştiriyorum. Kolumun ilk sırasını örmüş oldum arkadaşlar. Şimdi bu benim düz sıram. Şimdi bir zincir çekip döndürüyorum. Bir, iki zincir daha çekiyorum. Tığımın başına ipi alıp her trabzan tepesine ters yönden örerek devam ediyorum. Her trabzan tepesine ters yönden ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Düz yönü bana bakacak, ters yönü öne bakacak şekilde ne yapıyorum? Bir ters, bir düz, ikili trabzan yapıyorum. Sona kadar yapalım. Birleştirmeyi göstereceğim. Sonda buluşalım. Evet arkadaşlar, son trabzanı yaptım. Burada ilk yaptığım trabzan tepesine batıyorum ve ipi alıp tek seferde çekiyorum. Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum. Bu sefer düz yönden öreceğiz. Bir, iki zincir çekiyorum. Aslında üç zincir çekip de döndürebilirim. Ama bir zincir çekip döndürüp garantiye almak daha iyi. Nereye batacağını görmek lazım. Şimdi düz yönden yapıyorum ve her trabzan tepesine tek tek batıyorum. Evet arkadaşlar, bir ters, bir düz şeklinde bakalım kaç sıra öreceğiz. Sonda buluşacağız. Şöyle bir göstermek istiyorum. Kolumu. Bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bir ters, bir düz şeklinde bakalım kaç sıra öreceğiz. Evet arkadaşlar, bir kolu ördüm. Bu kolu beraber öreceğiz. Bakalım kaç sıra örmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra örmüşüm. Aynı zamanda burada düğmemi taktım, ördüm, diktim, söyleyemedim. Şimdi arkadaşlar, bu kısma düğmemi diktim. Tam üst üste koyduğumda hize alacağım yere, bu kısmada çıt çıtlarımı diktim. Böyle küçük iki tane çıt çıtım vardı. Bu şekilde çıt çıtımı taktıktan sonra nasıl hize alacağınıza siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Şöyle, bunun sonuyla üst üste getirdiğinizde aynı üst üste gelecek şekilde çıt çıtımızı yapıyoruz. Düğmemizi de tam iliğimizin hizasında ayarlıyoruz. Şimdi 3 tane buradaki desenimizi beraber örelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, burada sarı ip ile başlamışım. Burada da sarı ip ile başlıyorum. Şimdi herhangi bir yere batabilirim. İstediğim yere batarak başlayabilirim. Şu arkadan batarak başlıyorum. Herhangi bir trabzana batıyorum. İpimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir, iki zincir çekiyorum üstüne. Bu benim bağlama zincirim. Aynı yere, ya yani üç tane zincir çekmeniz yeterli arkadaşlar. Aynı yere ikinci ikili trabzanım. Aynı yere üçüncü ikili trabzan. O üç zincir bir trabzandı. Sonrasında arkadaşlar, bir, iki trabzan atlıyorum. İki trabzan atladım. Üçüncüye batıyorum. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, aynı yere. İki. Ve aynı yere. Üçüncü ikili trabzan. İki trabzan atlıyorum. Bir, iki. İki trabzan atladım. Üçüncüye batıyorum. Bir, aynı yere. İki, aynı yere. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. İki trabzan atlıyorum. Bir, iki. Üçüncüye. Birinci ikili trabzanım. Aynı yere.
2 aynı yere 3 tane kil trabzan yaptım. Bu şekilde arkadaşlar 2 trabzan atlıyoruz. 3.'ye 3 tane kil trabzan yapıyoruz. Bir kere daha göstereyim. İki trabzan atladım. İki trabzanımı atlıyorum. Üçüncüye bir, iki, üç tane kil trabzan yapıyorum. Bu şekilde sona kadar yapalım. Evet, sona kadar aynı işlemi yaptım arkadaşlar. Şimdi bu matematiğe göre 1, 2, 3 tane ikili trabzan kalıyor burada. Ben birleştirmeyi yapıyorum arkadaşlar. Çünkü birleştirme yapmam gerekiyor. Buradaki ilk trabzan tepesine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve ipi kesiyorum. Şimdi diğer ipi bağlayacağım. Şöyle ipimi alayım. Boşluğa batıyorum. İpi alıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere ikinci ikili trabzanım. Aynı yere üçüncü ikili trabzan. Bu ipleri birbirine bağlayıp keseceğiz. Devam ediyorum. Her boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Her boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapayım. Boşluklara 3 tane kil trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Sonda buluşuyoruz. Evet, sona kadar yaptım. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. Tek seferde birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Diğer rengi alalım. Aynı şekilde boşluğa batıyorum, ipimi alıyorum, 1, 2, 3 zincir çekip ipimi bağladım, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 1, 2, 3, 4 sıra, 4 sıra örüyoruz, buluşuyoruz. Evet, şimdi son ipimi yapacağım ve bitireceğiz ama son ipse aynı zamanda bir, iki, üç. Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir boşluğa. Diğerine iki tane yapıyorum. Bir, iki. Diğerine üç. Bir, iki, 3. Diğerine 2. 1, 2. Buradaki daraltmayı yapıyoruz. Diğerine 3. 1, 2, 3. Diğer boşluğa 2. 1, 2. Diğer boşluğa 3. 1, 2, 3. 3, 2. 3, 2 şeklinde yapıyoruz. 1, 2. Diğerine 3. 1, 2. Uzaktan yaptığım için ipi batabiliyorum bazen. 2, 3. Diğerine 2. En sona 3. İlk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Yanındaki trabzanın
tepesine batıyorum, sık iğne yapıyorum. Her trabzan tepesine batarak bir sıra sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Her trabzan tepesine batarak bir sıra sık iğne yapıyoruz. Zaten sık iğne nasıl yapılır gösterdiğim için hızlıca yapabilirim. Boşluklara değil, sadece trabzan tepelerine sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. Burada ilk yaptığım sık iğnenin içine batarak tek seferde birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bu ipimi burada arkada bir yere, herhangi bir zincirin içine saklayarak buradaki ipimi de kesebilirim. Evet, tatlı mı tatlı hırkamı bitirdim. Gerçekten içime sindi. Çok da güzel oldu. Buraya kadar geldiyseniz, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ördüklerinizi bir sepet yumak roket Instagram hesabımı etiketleyerek paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarda buluşalım.